Herkese merhaba. Samsung Galaxy A8 ve A8 Plus geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunulmuştu. Elimize bir adet Galaxy A8 modeli ulaştı. Şimdi onun kutu açılımını beraber gerçekleştirelim. İlk turu da beraber atalım. Detaylı incelemesi de çok yakında Teknoblog'da olacak. Samsung Galaxy A serisinin en son üyeleri Galaxy A8 ve A8 Plus olarak geldi. Samsung Galaxy S serisinde uygulamış olduğu normal model ve Plus model mantığını şimdi A serisinde de uygulamaya başladı. Geçtiğimiz senelerde A3, A5, A7 ve hatta 2016'da A8 şeklinde model görmüştük. Şimdi ise sadece A8 var. A8 ve A8 Plus modellerini bu sene görüyoruz. Bu telefonlar tasarım anlamında Samsung'un S serisi telefonlarına benziyor. Yine 18.5:9 görüntü oranlı ekran var. Dar ekran çerçevesi, bunun yanı sıra metal ve camın birleşimi bir kasa bu telefonlarda da mevcut durumda. Bunun dışında arkada 16 megapiksel, önde de 16 ve 8 megapiksellik kamera mevcut. Aynı zamanda işlemci tarafına baktığımızda da Samsung'un Exynos 7885 Octa işlemcisini bu telefonda görüyoruz. Kapağı kaldırdığımızda karşımıza ilk olarak bir tane zarf çıkıyor. Üzerinde Samsung Galaxy A8 yazıyor ve bunun içerisinde gördüğünüz gibi SIM kart iğnesi var. Aynı zamanda hızlı başlangıç kılavuzu da bu zarfın içinden çıkanlar arasında yer alıyor. İngilizce ve Türkçe hızlı başlangıç kılavuzu, aynı zamanda garanti belgesi var bu zarfın içinde. Bunu bir kenara alalım ve karşımızda gördüğünüz gibi Samsung Galaxy A8. 5.6 inçlik bir ekran var Samsung Galaxy A8'de. Galaxy S serisinde ve Galaxy Note serisinde görmüş olduğumuz metal ve cam birleşimi gövdede mevcut. Siyah renkte oldukça şık görünüyor. Arkada kamera var ve parmak izi okuyucusu var. Parmak izi okuyucusu kameranın altına yerleştirilmiş. Bildiğiniz gibi S8 ve Note 8 modellerinde parmak izi okuyucusu kameranın yanındaydı. S9 ve S9 Plus'ta da bu şekilde bir tasarım yerleşim görmeyi bekliyoruz. Önde de görmüş olduğunuz gibi sonsuz ekran, çift kamera ve aynı zamanda IP68 sertifikası ile belgelenen suya ve toza dayanıklı gövde Samsung Galaxy A8'in özellikleri arasında yer alıyor. Ön yüzdeki jelatini kaldırdık. Sağda bulunan güç düğmesine basarak telefonun açılışını gerçekleştirelim. Bir yandan açılış yapısın, bir taraftan da kutuda ne var ne yok bakmaya devam edelim. Burada hızlı şarj özellikli şarj adaptörü var. USB, USB-C kablosu. Ve kulaklık. Kulaklıklar Galaxy S ve Galaxy Note serisi telefonlarda gördüğümüz kulaklıklardan, AKG kulaklıklardan değil. Ancak yine kulak yolunu tamamen kapatan ve ortamdan izole olmanızı sağlayacak bir kulaklık var. Kulaklığın kalitesini de test etme fırsatı bulacağız. Üzerinde kumandası da var ve ses tuşlarıyla da sesi dinleme esnasında kontrol etmeniz mümkün oluyor. Samsung telefonlarına USB-C micro USB adaptörlerini eklemeyi unutmuyor. Bu telefonda da kutudan bir adet adaptör çıkıyor. Böylelikle elinizde var olan micro USB kablolarını da Samsung Galaxy A8'de kullanmanız mümkün olacaktır. Kutu açılışını tamamladık. Kutudan çıkanları gördük. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Samsung Galaxy A8'in kurulumunu yapalım ve tekrar karşınıza gelelim. Samsung Galaxy A8'in kurulumunu tamamladık ve karşımızda Samsung Experience kullanıcı arayüzü. S8 Plus ve Note 8 gibi telefonlardan farklı olmayan bir kullanıcı arayüzü var. Uygulama menüsü başlangıçta varsayılan da açık olarak geliyor, ancak eğer isterseniz tüm uygulama kısayollarının ve bileşenlerin bir arada bulunduğu ana ekran dizilimini tercih edebilirsiniz. Bunun dışında Bixby her ne kadar bir fiziksel düğmesi bulunmasa da A8'de de mevcut. Ana ekranın solundaki bileşen Bixby'ye ayrılmış. Bu Bixby panelinde görmüş olduğunuz gibi farklı uygulamalardan gelen içerikleri bir sayfada çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Buradan tüm gününüzü planlayabilir, çevrenizde veya dünyada neler olup bittiğini bu Bixby ekranından rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bunun dışında Samsung Galaxy A8'de söylediğimiz gibi parmak izi okuyucusu arkada kameranın altında, işaret parmağının rahatlıkla temas edebileceği bir noktada bulunuyor. Kurulum esnasında parmak izi okuyucusunu tanıtabilirsiniz. Eğer isterseniz yüz tanımayı da etkinleştirebilir. Parmak izi okuyucusu ile birlikte yüz tanımayı da kullanabilirsiniz. Daha önce kullanmış olduğumuz telefondan bilgileri, Samsung hesabı bilgilerini daha kurulum esnasında girerek aktarabiliriz. Test ettiğimiz S8 Plus'ta bulunan uygulamalar ve ayarlar şu anda A8'de de aktarılıyor. Böylelikle de kesintisiz bir şekilde eski telefondan yeni telefona geçiş yapmak mümkün oluyor. Şu anda siyah beyaz görünen uygulamalar yüklenecek ve böylelikle de bu uygulamalar daha önceki telefonumuzda, Samsung telefonumuzda kullanmış olduğumuz uygulamalarda A8'de kullanılabilir hale gelecek. Bunun için kurulum esnasında eski telefonunuza girmiş olduğunuz Samsung account kullanıcı adı ve şifresini girmeniz yeterli oluyor. A8'de alıştığımız Samsung deneyimi var. Çok fazla farklılık yok. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde ve yayınlayacağımız videoda bulacaksınız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Teknoblog.com ve aynı zamanda youtube.com/teknoblog'da en taze teknoloji içeriklerini bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz de altta bulunan beğen butonuna tıklamanızı tavsiye ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.